Edebiyattan sayfalardan herkese merhaba. Bugün 2017 Yaşar Nabi Naya Şiir Ödülü'nün sahibi Devrim Horlu ile birlikteyiz. Ve kendisiyle Varlık Yayınları'ndan çıkartmış olduğu Gölgeler Çürürken Şiir kitabı üzerine konuşacağız. Duvarları yeni boyanmış eski evlerin yanından geçtim bugün. Pas tutmuş elektrik direklerinin, kimselerin artık bakmaya zaman bulamadığı bahçelerde çürüyen el arabalarının, kendimin. Ayakkabılarım sürekli çamurlu, ceketim gün boyu ıslak, ellerim habire terli. İçimde gölgesi kendinden büyük çocukların cesareti. Birden kimin kime düşman olduğunu bilmediğim bir kavgada buluyorum kendimi. Vuruyorum yüzümde bir çiçek cesedi, vuruyorum ellerim pamuk tarlası. Biri koş diyor, biri dikkat, diğeri eğil. Vurup kalıyorum, kimse kendinde değil. Tüm misketlerimi kökmüşler, sapanımı kırmış, bisikletimi çalmışlar. Şimdi sorsalar, iyiyim her şeye rağmen. Sırtım pek, karnım tok. Büyümüşüm, ellerim büyümüş, gövdem büyümüş. İşte şimdi tam da bir hiç uğruna ölecek yaşa geldim. Ama evler hala aynı. Elektrik direkleri, el arabaları, kendim. Genelde toplumun bildiği, gördüğü, fakat sadece önünden geçip gittiği sorunları ele alan şiirlerim var. Bu şiirlerine rastladım. Daha çok bunu fark ettim. Doğrusu Gölgeler Çürürken bize ne anlatmak istiyor? Asıl anlatmak istediği nedir? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Gölgeler Çürürken kitabı esasında genelde dünyada, özellikle Türkiye'de yaşayan bir çocuğun, bir gencin, yani kısacası bir insanın tanıklıklarını anlatıyor. Anlattığı şeyler de haliyle tanıklık özellikle olduğu için. İçinde yaşadığı ilişki de oluyor, yaşadığı mahallede oluyor, insanlarla kurduğu ilişki de oluyor ister istemez. Genel olarak anlatmak istediğim şey şuydu, dünya ile ilgili bir problemimiz var çünkü dünyanın bizle ilgili bir problemi var. Bu problemlere karşı bir duruşumuzun olması gerekiyor haliyle. Bu aşkta da böyle, arkadaşlıkta da böyle, aile ilişkilerinde de böyle. Haliyle geçmişe dönük çocukluk anıları ile ilgili bir öne çıkarmak istediğin şeyler oluyor anlatırken bunu. John Berger'in bir sözü var. Diyor ki sigara içmek tek kişilik bir sapıklığa dönüştü. Şiir de tek kişilik bir tatmin alanına dönüşmüş durumda. Sadece kendi iç dünyası, evet şiir bireysel bir alan ama okunmak da için yazıyoruz aynı zamanda. Şimdi beni okuyan sadece şiirle ilgili kişi anlasın istemiyorum. Benim babam bir tersane işçisiydi ve tersane işçisi arkadaşları okuduğu zaman da evet diyebilsin, ben bunları yaşadım. Benim çocuğum bunu yaşıyor, benim eşim bunu yaşıyor. Bir şey anlayabilsin istedim açıkçası. Çünkü dediğim gibi bir kopukluk seziyorum. Özellikle çağdaş şiirde. Sadece kendileri var insanların. Evet, haklılar. Çünkü modernizm bunu getiriyor. Kapitalizmin dayattığı modernizm bunu getiriyor. Sadece sen varsın, diğerlerinin pek önemi yok vesaire gibi bir algı var. Ve bu da şiire, sanata, resme bir şekilde yansıyor. Ama ben bunu kırmak istedim açıkçası. Gölgeler Çürürken okurken demin senin de bahsettiğin gibi dikkatimi çeken şey öyküleyici ve sade bir dil kullanmış olman oldu. Bu yüzden buradan da yola çıkarak bize biraz Gölgeler Çürürken'in politikasını anlatabilir misin? Gölgeler Çürürken'de 16 yaşından 28 yaşına kadar yazılmış şiirler var. 16 yaşında bir çocuğun yazdığı, bir çocuk 16 yaşında bir çocuğun yazdığı şiir de 28 yaşında yazan kişinin, bir gencin şiiri aynı değil esasen. Ama bu bir izlek yaratması anlamında, az önce söylediğim şeylerden yola çıkarsak, işte bir çocukluk anıları vesaire, o saflık, izlek oluşturması anlamında onu bilerek seçtim esasında. Anlatım tamamen benim duyduğum bir söz vardı çok önceden ya da okuduğum bir söz. Refik Durbaş'ın olabilir. Ezberlenen şiir yazılmıyor gibi bir şey var. Bu özellikle 80-70 kuşağının şairlerinde. Evet doğru, ezberlenen bir şiir yazılmıyor artık. Ben bunu yapmak istedim esasında. Dilimize pelesenk olan bazı söyleyişleri şiire sokmak istedim.
işte dikişle ilgili, nakışla ilgili benim annem işte örgü yapıyordu. Bunlar ister istemez sirayet etti. Biraz daha günlük konuşma dilini, özellikle işte Orhan Veli'nin zamanında Garip Akımı ile beraber yapmaya çalıştığı şeyi de tutarak, çünkü artık bitti, bu yapılmıyor. Yani Garip bitti, birinci yeni artık şiirin damarlarında dolaşmıyor. Bunun da elinden tutmak istedim. İkinci yeninin etkisini zaten inkar edemeyiz. Bunu da bir şekilde şiirime sokmak istedim. Benim asıl yapmak istediğim şey, her okuyanın, bir edebiyat profesörünün ya da yoldan geçen herhangi bir okurun anlayabileceği nitelikte ve düzeyde bir şiir olsun istedim. Okur dediğimiz şey, üniversitenin edebiyat bölümlerinde okuyan çocuklar ya da ondaki profesörler değil. İşte az önce dediğim insanlar, işte terzide çalışan, konfeksiyonda çalışan, evde iş yapan insanların şiiri okuması ve bunu konuşmaya başlaması, toplumda bir karşılık bulması gerekiyor haliyle. Ben de bunu yapmak için biraz daha günlük konuşma diline yakın, öyküleyici ve daha yalın bir dil kullanmaya çalıştım. Yani poetikayı genel olarak böyle tanımlayabiliriz. Gölgeler Çürürken adlı dosyanla 2017 yılında Yaşar Nabi Nayır şiir ödüllerine layık görüldün. Ve ayrıca 2018 yılında da farklı bir dosyayla Ali Rıza Ertan şiir ödülüne layık görüldün. Bunun senin şiirine katkısı oldu mu? Eksileri, artıları nasıl? Senin şiirine katkısı nedir kısacası? Şöyle, tabii şiire bir katkısı olmuyor ödülün. Ödülün senin bilinirlik durumunu arttırmak dışında herhangi bir misyonu yok esasında. Ödülü veren kurumun kimin adına verdiyse onun adını yaşatmak için verilir. Yaşınız gençse ve yeni bu işe giriyorsanız ister istemez kitabınızı bastıramıyorsunuz. Kitabınızı bastıramayınca da sadece dergilerde görünüyorsunuz ve bu yapmak istediğiniz, kafanızdaki, hayalinizdeki şeyi gerçekleştiremiyorsunuz. Türk şiirini değiştirmek istiyorum diyebilir bir şair. Ama buna bir giriş yapmak için X yayın evine para vermek zorunda kalabilir. Bunu aştığımız bir süreç işte ödüller. Ama dediğim gibi şiir ödülleri biraz rakı masalarında, biraz abi abla kardeş ilişkisi kapsamında verilebiliyor. Yani ondan kaynaklı bir dedikodu, bir sıkıntılı bir süreç var ama ben güvenilir yarışmalara gönderdiğimi düşündüm. İki yarışmaya gönderdim. Güzel oldu benim açımdan. Ama onun dışında bir şey yok işte. Yani insanlar tanıyor, tebrik ediyorlar vesaire. Onun dışında bir katkısı yok şiirime.